Şehirden Haberler programımız size Pamukkale'den Elmas Abla'nın yerinden sesleniyor değerli izleyicilerimiz. Burada yemek sektöründeyiz, gıdadayız, neler yapıyoruz, faaliyet ve hizmetlerimiz neler hep birlikte Elmas Abla'dan öğreneceğiz diyoruz. Programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Elmas Hanım programımıza. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Burada neler yapıyoruz tabii konuşacağız ama öncesinde sizi biraz tanıyalım mı? Elmas Hanım kimdir? Elmas Hanım aşçılıktan emekli olmuş, vaktini evde geçirmek istemeyen, böyle bir sektöre adım atmış ev hanımı diyebiliriz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Emekli olduk ama evde boş durmayı sevmiyoruz dedik. Böyle bir girişimde bulunma kararı aldık. Burnumuza da çok güzel lezzet kokuları geliyor Elmas Hanım. Şimdi burada kaç kişilik bir ekip kadromuz var öncesinde bunu öğrenelim. Şimdilik 3. 3 kişiyiz. Kızımız var dediniz. Evet, kızım Eleman Hanım. Eleman ve 3 kişi güçlü ekip kadromuzla müşterilerimize burada en güzel hizmeti sağlıyoruz dedik. Peki Elmas ablacığım burada neler yapıyorsun? Bize ürün gruplarını anlatır mısın? Yemek sektöründesin. Faaliyet ve hizmetlerimizi öğrenelim istiyorum sizden. Kokoreç, köfte, tavuk şiş, tavuk döner, et, ciğer, çorba koyduk. Kelle paça, mercimek yapıyorum. Çiğ köftemiz var. Daha da belki geliştirebiliriz yani ilerleyen zamanlarda. Kahvaltı düşünüyorum mesela. Bu şekilde şimdilik. Şimdilik bu şekilde diyoruz ama basamak basamak atlayıp devam edeceğiz tabii. Evet. Genişleteceğiz çeşitlerimizi. Zaten çok da geniş aslında. Biz sadece kokoreç olarak biliyorduk burayı. Ama çiğ köftemiz, çorbalarımız ve sulu yemeklerimiz de var. Evet şimdilik 3-5 kişilik de olsa sabah akşam bir gruba kahvaltı ve yemek veriyorum. Peki, işletmemizden saat kaçla kaç arasında verim alabiliriz? Gelmek isteyen izleyicilerimiz, müşterilerimiz nasıl bulabilir burayı? 24 saat. 24 saat açığız. Evet. Gerçekten maşallah diyoruz Elmas Hanım'a. Peki Elmas Hanım, şimdi gıdada nelere dikkat ediyoruz diye sormak istiyorum. Ama öncesinde bu güzel el lezzetleri sizin elinizden mi çıkıyor? Tabii ki de. Yani ben 15 senedir filan aşçılık sektöründeyim. Tabii ki basamak basamak bulaşıkçılıktan, aşçı yardımcılığından en son 3 senemde aşçı olarak tek başıma öyle geçirdim. En sonunda da bu şekilde bir yer Allah nasip etti. Peki Elmas Hanım son olarak buradan bize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Her zaman bekleriz 7/24 hizmetinizdeyiz. 7/24 buradayız, hizmetinizdeyiz dedik. Bugün size Pamukkale'den seslendik. Elmas Abla'nın yerindeydik. Ürün gruplarımızı, her şeyimizi konuştuk diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.